şu da bir gerçek ki enkazın altından insanlar çıkıyor. Siyasi görüşünü olursunuz, mezhebini olursunuz, inancını olursunuz. İnsanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıkıyorlar. Ayakta kalmanızın tek sebebi bu. Bizi belki de toplumu bütünleştirecek olan da bu ruhtur aslında. Bunu elbette ifade etmek istiyorum. Yaramız ve acımız çok büyük. Bu yaraları, bu acıları en kısa zamanda sarmak ve telafi etmek durumundayız. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama enkazın altında hala insanlar var. İlk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik burada. Ancak biliyorsunuz belediye eş başkanlarımız cezaevinde ve onların yerine kaygılar atandı. Belediyelerimiz gasp edildi. Bu durum olmamış olsaydı bu yaralar çok daha çabuk sarılmış olacaktı. Bunu belirtmek isterim. Kısacası hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Arap Saray'a gittim. Gül kabresinden Saray'a çıktım. Abi kamerayı biraz sallak tutar mısın? Hocam siz seçecek misiniz? Biz de çekiyorum. Bak, kısa süre içerisinde sarılır. Sonuçta güzel memleketimiz. Bir de ondan mı? Geçmiş olsun herkese. Geçmiş olsun herkese. Hayır, biz de İstanbul Engelli vatandaşımız diye verdiğinde böyle gözde olmuyoruz. Beraber olmak istiyoruz. Artık kamerayı biraz sabah tutar mısın? Hayır, biz de bekleyelim. Bak, sağdaydım buraya kadar geldim. Ben de bugün geçsin. Bak, değil mi? Ben aynı zamanda bunu açalım. Tamam, sana gidelim.